Artifade'den iyi akşamlar. Yeni sezonda, yeni bölümde sizlerle birlikteyiz. Yeni sezona iyi bir giriş yaptığımıza inanıyoruz. Çünkü Türk siyasetinin yakın geçmişine belki de damgasını vurmaya hazırlanan yeni bir oluşum, yeni bir parti sürecini konuşacağız. Türkiye'de merkez siyasetin boşluğunu olduğunu inanan ve iktidar derdiyle dertlenen bir yapıdan bahsedeceğiz. Henüz partinin adı yok, henüz partinin logosu yok. Ama bilinen birçok isim var. Bu isimler Türk siyasetinin yakın dönemine damgasını vurmuş. Kamuoyu tarafından da yakın bilinen isimler. Tüm bu gelişmeleri Samsun siyasetini iyi bilen, Samsun siyasetçilerinin de iyi tanıdığı bir isimle Milliyetçi Hareket Partisi Samsun eski il başkanı Sayın Ömer Süslü ile konuşacağız. Sayın Süslü, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bizleri burada misafir ettiğiniz için. Ekranları başındaki çok değerli hemşehrilerimize de buradan hayırlı akşamlar, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi bahsettiğimiz üzere henüz bir adı yok, bir logosu yok. Evet. Belki bir parti programı yok ortada. Hı hı. Ama eteklemeye, bürünmeye yakın bir yapı var ortada, bir oluşum evet. var. Ve evet. Biraz Samsun'a yandan başlamak isterim. Yerel'e de konuşmak çünkü belki de en doğru olanı. Bu oluşumun, bu parti sürecinin Samsun'dan yola çıkacağına dair bir açıklama vardı. Ve bu açıklama farklı tepkiler de ortaya koydu ama o tepkileri evet. konuşacağız hiç şüphesiz ama ben öncelikle Samsun tercihinin tabii ki 19 Mayıs'a ilintilenen bir mantık üzerinden gittiğini konuşmak mümkün ama neden böyle bir tercih yapıldı ve bu partinin bundan sonraki adımlarının neler olacağına dair sizden görüş almak isterim. Evet, Samsun Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde çok önemli bir yeri var. Bahsettiğiniz gibi 19 Mayıs 1919'da buradan kurtuluşun ateşi yakıldı, meşalesi yakıldı. Ayrıca kurtulan değil, kurtaran şehir Samsun sloganımız da var bizim. Hı hı. O sloganı da daha önce ben Meral Hanım'ı Samsun'da mitingde ağırladığımızda konuşmamda söylemiştim. Meral Hanım'ın da çok hoşuna gitti ve birçok yerde bunu kullandı. Hı hı. Samsun hakikaten kurtulan değil, kurtaran şehir. Bunun dışında şöyle Türk tarihine baktığınızda ne zaman başı dara sıkışsa Türkler mutlaka bir çıkış yolu buldular. Bunu Ergenekon destanından görebiliriz. Bunu Çanakkale'de görebiliriz. Bunu Kurtuluş Savaşı'nda görebiliriz. Hı hı. Şu anda biz Türkiye'de siyasetin sıkıştığını düşünen, siyasete yeni bir soluk, yeni bir heyecan, siyasete yeni bir akım katmak isteyen bir kadro olarak, Türkiye'nin de iyi yönetilmediğini düşünen bir kadro olarak, bir ekip olarak yeniden bir yol bulmak, yeniden bir yol açmak anlamında bir yolculuğa çıktık. Hı hı. Bu yolculuğun da Samsun'dan başlaması hakikaten çok önemliydi. Böyle bir fikir ortaya atıldı ve bu fikir Meral Hanım tarafından da makbul görüldü. Ama şu an için tabii 2-2,5 aylık bir süre var. Hı hı. Bu 2-2,5 aylık süre zarfında neler olur bilemiyorum. Çünkü önümüzde mesela AKP'nin kuruluşuna bakarsak, AKP de böyle bir siyasi boşlukta kuruldu. Ama onun karşısında güçlü bir parti yoktu. Yıpranmış bir iktidar ve o iktidara alternatif üretemeyen bir muhalefet vardı. Ve AKP oradan bir çıkış buldu ve tek başına iktidar oldu. Ama şu an bizim karşımızda AKP gibi sadece kendi gücünü değil, devletin bütün gücünü de acımasızca kullanan ve karşısında biraz diş göstermeye yeltenenlerin de başına her türlü şekilde çökme diye tabir edebileceğimiz şekilde çöken bir yapıdan bahsediyoruz. Hı hı. Böyle bir yapının 29 Ekim'de Samsun'da bugüne kadar hep hastalandıkları, rapor aldıkları ya da o törenlere katılmamak için bin bir türlü bahane ürettikleri 29 Ekim'de şöyle bir korkumuz, şöyle bir kaygımız var. Samsun'un bütün meydanlarında, bütün salonlarında program yapacaklarmış gibi düşünüyoruz. Açıkçası bir yer bulmakta zorlanacağımızı düşünüyoruz. Onun için de 29 Ekim'le ilgili şu andan bir planlama yapma durumunda değiliz. Hı hı. Ve öyle bir algı oldu ki Ümit Hocamızın 29 Ekim'i zikretmesi, üstüne de bizim Samsun'da bazı gazetelere ve dergilere verdiğimiz mülakatlarda ifade etmemizle Türkiye'de müthiş bir hava estirildi. Yani o kalabalığı alacak Samsun'da bir meydan yok. Şu an tatlı bir kaygımız da var. Acaba 29 Ekim'i nasıl yaparız da ona yakışır bir hale getiririz diye de.
tatlı bir şeyimiz var. Sıkıntımız var diyelim. Samsun önemli. Samsun değerli. Meral Hanım yaklaşık 1,5 yıldır biz 21 Şubat 2015'te ben Milliyetçi Hareket Partisi'nde il başkanı olmuştum. 21 Şubat 2016'da görevden alındım. Parti teşkilat kapatıldı ve biz görevden el çektirildik. O günden bugüne kadar yaklaşık 1,5 yıl geçti ve Samsun'da 5 kere Meral Hanım'ı misafir etme şerefine biz nail olduk. Samsun'a da ayrı bir düşkünlüğü var. Türkiye genelinde o dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nde kongre 1 Kasım seçimlerinden sonraki hezimet neticesinde ilk açıklamayı yapan il de Samsun, il başkanı da biziz. Böyle de bir artımız var. Böyle de bir Meral Hanım'ın gözünde bir değerimiz olabilir. Samsun'u tercih etmesi bizi onar etmiştir. Samsun önemli bir şehirdir. Buradan inşallah çıkışı da bir şölen havasında yapacak ve Türk milletinin umut bağladığı bu kadroların ne kadar da doğru isimler olduğunu da göstermiş olacağız. Evet, aslında en kritik nokta orası, hakikaten Türk siyasetine girişte de söyledim, damgasını vurmuş isimler var. Yani Ümit Özdağ gibi bir hoca, her şeyden önemlisi. Evet. Çok iyi bir stratejist. Onun yanında Koray Aydın yakın bir zamanda desteğini açıkladı. Evet. Bu oluşuma. Yusuf Alaçoğlu gibi çok önemli bir kurumda yıllarca başkanlık yapmış bir isim yine bu kadronun içerisinde. Evet. Ve Meral Akşener'in şöyle bir iddiası var, onun üzerinden gitmek isterim biraz. Tıkanmış bir siyaset var Türkiye'de diyor ve biz bu tıkanmışlığı açmak için yola çıkıyoruz. Şimdi önce tıkanan nokta neresi? Az önce biraz giriş yaptınız, girizgah yaptınız gerçi buraya ama. Biraz onu konuşalım ve bunun çözümü nedir? Yani Meral Akşener bu tıkanmışlık diye tabir ettiği yapıyı nasıl açmak gibi bir derdi var. Evet. Şimdi Türkiye'de siyasetin tıkandığını görmek için, öngörmek için, bu tespiti yapmak için çok siyasetle ilgileniyor olmaya gerek yok. Türkiye'de siyaset gerçekten tıkanmış durumda. İktidar yönetme problemiyle karşı karşıya. Ciddi anlamda dış politikadaki sıkıntılarımız, zaaflarımız ortada. Suriye'deli mültecilerin yurdumuzdaki 3 milyonu geçmiş insanların yaratmış olduğu dezenformasyon ortada. Sürekli kavga eden bir ülke pozisyonundayız. İçeride ekonomik anlamda çözüm üretemeyen bir iktidar var. Sürekli hata yapıp, sürekli hata yaptıktan sonra da bu hatayı bir başkasına tevil edip, bir başkasının kabahati gibi gösterip, kendini tereyağından kıl çeker gibi o sıkıntıdan çıkartan ve sürekli de aldatılan ve kandırılan bir iktidarla karşı karşıyayız. Hı hı. Bakıyorsunuz kendilerini defaatle muhalefetin uyarmasına rağmen, defaatle anlatmasına rağmen bunlarla ilgili çözüm sunamayan, kendine çeki düzen vermeyen, en basit örneğiyle en yakın geçmişte işte başımıza çorap örülmeye çalışılan, başımıza demokrasimizi tehlikeye atan, demokrasimizi kaybetmekle bizi karşı karşıya bırakan bir alçak bir kalkışma, alçak bir darbe girişimi ve bunu yapan geçmişteki yol arkadaşları. Bunlarla ilgili AKP defaatle uyarıldı. Geçmişte siyaset yaptığım Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhterem genel başkanı da yine defaatle AKP'yi uyardı. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum. Bu o zaman cemaat denen, bugün FETÖ diye adlandırılan yapının bütün faaliyetlerinin Türkiye'de durdurulması, dünyada da durdurulması için faaliyetler yapılmasını önerdiğinde dalga geçildi Devlet Bey'le. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin başka işi de yok, sizin de mi uğraşacak dendi. O dönemki bakanımız, Samsun Bakanı Suat Kılıç hakaret etti Devlet Bey'e. Döndük, Cumhuriyet Halk Partisi paralel devlet yapılanmasını ilk dillendiren siyasi partidir. Paralel devlet yapılanmasından bahsettiğinde cemaat devlete sızıyormuş, buna kargalar güler diyen bir iktidardan bahsediyoruz. Bunun dışında birçok örnek verebiliriz. Barzani'nin kandırdığı, Talabani'nin kandırdığı, Amerika'nın kandırdığı, Almanya'nın kandırdığı, Rusya'nın kandırdığı, FETÖ'nün kandırdığı bir iktidardan bahsediyoruz. Ve bu iktidarın yanında da bu kadar hata yapan, bu kadar yanlış yapan, ülkenin başına bu kadar sıkıntılar açan bir iktidarın karşısında doğruları da çok zaman söylemesine rağmen alternatif olamayan bir muhalefetten bahsediyoruz. İşte tıkanıklık burada. Halkımızla konuştuğunuz zaman AKP seçmeni ise şayet iki kelam ettiğinizde ya daha iyisi mi var diyorlar. Yani şu an
Adalet ve Kalkınma Partisi kötünün iyisi olarak oy veriliyor. Muhalefet ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar doğruyu anlatırsa anlatsın, bir itibarsızlaştırma politikası içerisinde itibarsızlaştırılmış ve alternatif olamamakta ve insanlarımız da sırf istikrar devam etsin, sırf kredi çektim, borcum var, yatırım yaptım. Ama ya bu da tamam kötü ama karşısındakiler de bundan daha kötü denilen bir siyasi ortamda çözümsüzlük ve tıkanmışlık birbirini getiriyor. İnsanların oy verdiğini söylerken hangi partiye oy verdiğini diye sorduğunda utandığını gördüğümüz dönemler yaşadık. AKP'ye oy vermiş ama söyleyemiyor insanlar. İki kişiden biri AKP'ye oy vermiş, beş kişiye soruyorsunuz ben vermedim diyor. Şimdi ya hakikaten vermedi ya da verdi söyleyemiyor, çekiniyor, utanıyor. Böyle bir ortamda siyaset yapmaya çalışıyor. Bu tıkanmış bir siyaset. Bu siyaseti nasıl açacağız? Bu siyaseti açmak için ilk önce tatlı dili bir kadın elinin siyasete değmesi gerektiğini ve tatlı dilli bir şekilde insanların farklılıklarını değil benzerliklerini konuştuğu, projelerin konuşulduğu, doğru yapılana doğru, yanlış yapılana da yanlış yapılıyor denildiği bir siyasi yapıyı ortaya çıkartmak mecburiyetindeyiz. Bunu da ben içerisinde bulunduğum yapıda çıkartılabileceğine sonsuz inanıyorum. Meral Hanım'ın o halk insanı tavrı ki hakikaten öyle. Küçükle küçük, büyükle büyük olan, halkın içinden gelmiş yapısı, tatlı dili, hatta onun meclis başkanlığındaki o en stresli oturumları dahi nasıl naif bir şekilde yönetmek, nasıl susturduğu, nasıl idare ettiğini herkes gördü. O şekilde yine insanlarla dediğim gibi benzerliklerimizi öne çıkartarak, birlikteliklerimizi, Türk tarihini öne çıkartarak bir birliktelik sağlayacak ve yolumuza daha umutla bakacak bir şekilde devam edeceğiz. Tıkanmış siyaseti nasıl açtığımızı tabii ki parti programımız ortaya çıktığında çok daha rahat anlatabiliriz. Çok daha çünkü ciddi projelerle geliyoruz. Şu an çok ciddi ekipler çalışıyor, onu biliyorum. Parti programımızda mesela ismini zikretmediğimiz ama zikretmezsek de hata edeceğimiz Isparta milletvekilimiz. Şu an bağımsız milletvekili ama Milliyetçi Hareket Partisi Isparta milletvekili. Eski valimiz Nuri Okutan Bey yürütüyor. Nuri Bey'in de devlet tecrübesi, bilgisi birikimi ortada. Yine hukukla ilgili, tüzükle ilgili çok ciddi bir hukukçu ekip çalışıyor. Geçen yaklaşık 3 hafta önce Meral Hanım Bursa'da il başkanımızı ziyaret ettiğinde bir açıklama yapmış. 150 kişilik bir heyet sağlık politikalarımızla ilgili şu an projeler üretiyor, çalışmalar yapıyor. Bunun gibi birçok ekipler çalışıyor. Lokal anlamda çalışanlar var. Görevlendirildiği için çalışanlar var. Ortaya çok güzel, çok kapsayıcı, Türk milletinin sıkıntılarını ortaya koyacak ve o sıkıntılara da çözüm önerilerini ayakları yere basan bir parti programıyla huzurlarına çıkacağız. O zaman nasıl tıkanan siyaseti açacağımız da daha net anlaşılacak. Bunun dışında tüzükle ilgili yine Türkiye'de siyasi partiler yasası maalesef birçok iktidar olmadan önce siyasi partiler kanunundan bahseder ama iktidar olduktan sonra değiştirmezler. Siyasi partilerin içerisinde en demokratik tüzüğü hazırlayacağımızın garantisini ben buradan Türk milletine, Samsun'un hemşehrilerime verebilirim. Bunu çünkü Meral Hanım'dan duyduk. Onu duyduğumuz için de bu taahhütte bulunabiliriz. Türk demokrasisinde böyle bir parti tüzüğü inşallah olmayacak. Bundan daha iyisi, en iyisi bu olacak diye söyleyelim, yanlış söylemeyeyim. Biz biliyorsunuz, biz kongre istediğimiz için partiden atılan, dışlanan ve buna da aranıyoruz denilen bir süreçten bugünlere geldik. 5'te 1 imzanın gerektiği bir yerde 5'te 2'den daha fazla imza topladığımız halde partimize bir olağanüstü kongre yapamadık. Yani bu ne demek? Türkiye'de siyasi parti lideri eğer istemiyorsa onu değiştiremezsiniz demek. Ama bizim tüzüğümüzde öyle olmayacak. Merkez üyeler olacak. Üyeler eğer istiyorsa, delegeler istiyorsa partinin her türlü organında değişikliğe gidebilecekler. Bunun da taahhütünü, garantisini buradan verebilirim. Şimdi bu da aslında siyasetin, özür diliyorum sözünü kestim. Siyasetin
tıkanmışlığının da önünü açacak en önemli noktalardan bir tanesi hakikaten. Yani bakıyorsunuz girdikleri tüm seçimi kaybeden genel başkanlar çok başarılıymış gibi koltuklarından ayrılmıyorlar. Yani bu bile tıkanmış siyaseti açacaktır, yeni yüzlerini de önünü açacaktır diye umut ediyoruz. Şimdi iki nokta var, ikisini birleştirip soracağım aslında ama. Alevi, Sünni, sağ sol hiçbir ayrım yapmadan net bir şekilde birleştirici olmaktan bahsedilen bir yapı, bir oluşum. Evet. Bu Sayın Akşener tarafından da birçok defa dile getirildi. Bu noktadan hareketle biraz da siz de Milliyetçi Hareket Partisi'nde Samsun gibi bir kent il başkanlığı yaptınız. Ve yakın geçmişte, geçen hafta arka arkaya yaşanan özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nden toplu istifalar var. Ve bu istifaların eden insanların büyük bir kısmının desteğinin de Sayın Akşener'in bu yeni oluşumundan yeni partisine kanalize olacağı öngörülüyor. Evet. Net olarak böyle bir açıklama yapanlar da oldu, yapmayanlar da oldu. Şimdi bu oluşum, bu yapı net olarak MHP'nin alternatifi değil. Ama ana damar olarak zannediyorum orayı da daha çok besleyecek gibi mi? Evet, şimdi Ülkücü Hareket'in içerisinde uzun yıllar siyaset yaptım. O yıllarımla da gurur duyuyorum açıkçası. Bir yılda Allah bana MHP'ye il başkanlığı yapmayı nasip etti. O sürede de bize oy verenleri hiç mahcup etmediğimi düşünüyorum. Tabii ki Ülkücü Hareket bu başlangıcın en önemli noktasında. Ülkücü Hareket'in mensupları bu yapının en önemli noktasında. Çünkü özellikle ülkücüler her zaman bu ülkede sevilmiştir. Ülkücüler her zaman bu ülkede takdir edilmiştir ama o sevilmelerini ve takdir edilmelerinin karşılığını maalesef sandıkta alamamışlardır. Bunu çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Ülkücülerin ama en çok sevildiği dönem Cumhuriyetimizin bize göre tehlike altına alındığı, ülkemizin o anayasasının ilk 3 maddesinin tartışmaya açıldığı, referandum sürecindeki bir rejim değişikliği, bir sistem değişikliğinde ülkücülerin liderinin ve onu yöneten genel merkezine rağmen çok net bir irade ortaya koyarak evetin değil hayırın yanında olması Türk milletinin gözündeki yerini daha da büyüttü. Bunu biz çok net şahit olabiliyoruz. Yani insanlar şunu söylüyorlar. Bir CHP'li çıkıp bizim partimiz bunu yapamazdı diyorlar. Biz yapamazdık diyorlar. Ya da bir başka partiye mensup insanlar diyorlar ki sizin yaptığınızı biz yapamazdık. Bu çok önemliydi. Orada daha da değerlendi Ülkücü Hareket'in mensupları, ülkücülük kavramı. Şimdi ama biz tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir şubesini açmıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir benzerini açmıyoruz. Eğer öyle olsaydı Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyasete devam ederdik. Şu an Türkiye'de merkezde bir boşluk var. Türk milletinin bütün değerlerini, manevi değerlerini, dini değerlerini, örfünü, adetini, geleneğini, göreneğini bunlara yabancılaşmamış. Bunları terk etmeyen, sosyal adalete inanan, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkelerine inanan çok ciddi bir kitle var ve bu kitle bir arayış içerisinde. Bu kitlenin de arayış içerisinde olduğu noktada çok değer verdikleri, çok sevdikleri, bu süreçte de kendini bir kere daha ispat etmiş olan ülkücü kadrolara güvenmeleri hasabıyla ülkücülerin önderliğinde bir merkezde parti kuruluyor. Bu partiyi de kuracağız ama bir sınırlandırma da kendimize getirmek istemiyoruz. Yani merkezin sağı, merkezin solu gibi bir ifadeyi kabul etmiyoruz. Biz milli merkez diye tanımladığımız, Ümit Hocamız bu tabiri ilk ortaya attı. Ben de çok hoşuma gitti ve birçok yerde kullanıyorum. Milli merkez diye kendimizi tabir ettiğimiz, Türk bayrağının altında yaşamaktan gurur duyan, birileri gibi Türk bayrağının ismi değilsin demeyen, ne mutlu Türk'üm diyene sözünden rahatsız olmayan herkesi bu milli merkeze toplanmaya çağırıyoruz. Tabii ki bunu şunu yapamayız. Bunu çok net televizyondan ifade etmekte de sakınca görmüyorum. Yani bu insanlar gelsinler, bize oy versinler milli merkeze ama burada hiçbir görevde talep etmesinler. Bunu diyemeyiz. Bunu dersek yanlış yapmış oluruz. Kendimize de çelişmiş oluruz. Ben eğer şayet şu an için Türkiye'de hiçbir şekilde bir görevlendirme söz konusu değil ama Samsun'da bu görev bize tevdi edilirse çok büyük sıkıntı yaşayacağımı biliyorum. Bu tatlı bir sıkıntı. İnsanları kırmadan, dökmeden bizimle birlikte hareket eden arkadaşlarımızı, ekip arkadaşlarımı da kırmadan, dökmeden bu Türk bayrağının altında yaşamaktan gurur duyan insanları
yapının içerisine aldığımızda belli bir sayı kısıtlaması olacak. Belki bazılarını alamayacağız ama kendi arkadaşlarımızdan. Hı. Onlar da buna inanıyorum ki müsamaha gösterecekler. Ve biz hep birlikte Büyük Türkiye'yi yeniden inşa etmeye koyulacağız. Böylesi çok daha doğru, çok daha mantıklı, çok daha güzel olacak. Benim çok sosyal demokrat arkadaşım var. Biz Türk-İslam sentezinden gelen bir hareketiz. İslam'ın içerisinde sosyal demokrasi, sosyal adalet direkt içinde var. Bunu reddetme şansımız yok. İşçinin teri kurumadan hakkını verin diyen bir peygamberin ümmetiyiz. O yapıyı atma şansımız yok. Öbür taraftan zenginleşin, Müslümanlar zenginleşsin diyen yine bir İslam'ın mensuplarıyız kendi adımıza. O zaman zengine de düşman olmak gibi bir lüksümüz yok. Bunların hepsini sentezleyip bir araya getirip Büyük Türkiye'yi yeniden inşa etmek gibi bir mecburiyetimiz var. Cümlemin başında söylemiştim. O insanlar evet gelin bize oy verin ama görev talep etmeyin deme şansımız yok. Hepsiyle omuz omuza ki hepsi de görev almak istiyorlar. Ama bu görevi illa vekil olacağız, MYK olacağız, MDK olacağız diye değil. Sokak temsilcisi olmak istiyoruz diyenler var. Çaycı olmak istiyoruz diyen insanlar var. Hı. Başkanım biz şu an eğer partimiz kurulur, görev bize tevdi edilirse arayıp da başkanım ben birinci sıra üyeliğe talibim diyen insanlar var. Biz bir numaralı üyelikte bile sıkıntı yaşayacağız kimi yapacağız diye. Ve bu tabii çok tatlı, güzel bir sıkıntı. Evet, tam da onu soracaktım aslında. Çünkü hani bu süreç bir süredir yolda, bu kervan düzülüyor. Bu süreçte aldığınız tepkileri biraz bahsettiniz şüphesiz ama sizi en çok mutlu eden, sizi en çok heyecanlandıran ya da evet ben bu davanın, bu hareketin, bu yapının, bu partinin içerisinde olmalıyım, önderlik etmeliyim ya da dediğiniz gibi üyesi olmalıyım, sokak temsilcisi olmalıyım dediğiniz bu harekette nereye gidiyor? Nasıl öngörüyorsunuz peki? Evet. Biz şunu söyleyeyim önce. Bir sabah 7.30'da telefonum çaldı. Referandumdan sonra. Hı hı. Telefonumu açtım. İnşallah şu an dinliyordur. Ondan bahsettiğimi de anlayacak. Samsun'da da önemli bir isim. 7.30'da aradığında açtım telefon. Abi diye hitap ediyorum. Hayırdır abi dedim 7.30'da. İnşallah önemli, sıkıntılı bir şey yoktur dediğimde. Bu saatte dedi ki biz uyuyamıyoruz evladım dedi. Niye uyuyamıyorsun abi? Ya nasıl uyuyalım dedi. Ya ülke elden gidiyor dedi. Ki kendisi sosyal demokrat bir aile, sosyalist diye de kendini tanımlayan bir abimiz. Eğer dedi merkezde bir parti kurmazsanız, bakın ben söylüyorum, benim ismini söylüyor, ben söylüyorum, bunu ben söylüyorum. Eğer merkezde bir parti kurmazsanız, bu milletin 20 tırnağı yakanızda olacak. Sabah 7.30'da uyku tutmamış ve ilk arama ihtiyacı hissettiği kişi benim. O telefonu kapattıktan sonra sırtımdaki yükü, omuzumdaki ağırlığı daha bir hissettim. Bu milletin bizden büyük beklentisi var. Bu beklentiyi bizim heba etme lüksümüz yok. Biz bu süreçte hiç kimseyle kavga etmeyeceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Hiç kimseye hakaret etmeyeceğiz. Bize her türlü iftirayı atabilirler. Her türlü çamur atabilirler. Bize her türlü hakaret edebilirler ama biz hiç kimseyle kavga etmeyeceğiz. Bizim tek kavga edeceğimiz nokta biz açlıkla kavga edeceğiz. Biz işsizlikle kavga edeceğiz. Biz yolsuzlukla, yoksullukla mücadele edeceğiz, kavga edeceğiz ve onu yeneceğiz. Bunu da Türk milletiyle beraber yapacağız. Hı hı. Bununla ilgili tekrar söylüyorum, hiç kimsenin şahsi egosunu tatmin etme lüksü yok. Hiç kimsenin kendisiyle ilgili beklentileri gerçekleşmediği için bu hareketi akamete uğratma lüksü yok. Herkes bu taşın altına elini koymak mecburiyetinde. Ve sevindirici olan tarafı da herkes bu bilinçle hareket ediyor. Yani herhalde ilerleyen dakikalarda da buna benzer bunu destekleyecek şeyleri konuşacağız. Liderlik yarışı içerisinde olan büyüklerimiz her türlü nefsi beklentilerini ezerek Meral Hanım'ın ismi altında birleşmeyi, kendilerini bir vatan, memleket meselesi borcu olduğunu görerek vazife olarak adettiler ve bu yapıya destek verdiler, omuz verdiler. Hı. Allah hepsinden razı olsun. Biz de o bilinçle hareket edip Türk milletinin o kötü giden makus talihini, çocuklarımızın, gençlerimizin çalınan hayallerini tekrar yerine koymak için mücadeleye devam edeceğiz. Hı. Bu bizim için bir borç.
ve bu borcu da ödemeye biz hazırız. Evet. Şimdi ben de birkaç defa televizyon programlarında, başka programlarda, bu kanalda dile getirdiğim bir nokta vardı ki bu yapının bence şahsi anlamda söylüyorum en büyük risk faktörünü bu teşkil soracağım soru teşkil edecek. Şimdi Meral Akşener Türk siyasi tarihinin yakın döneminde damgasını vurmuş bir kadın. Evet. İçişleri Bakanlığı yapmış, Meclis Başkanlığı yapmış, çok önemli, MHP'de çok önemli görevler yapmış ve Türk siyasetini iyi bilen bir kadın. Bir tarafa koyuyoruz ki lider özelliğine sahip bir kadın fazlasıyla. Evet, evet. Ümit Özdağ'a bakıyoruz. Yine aynı mücadele içerisinde yine benzer özelliklere sahip çok değerli bir isim. Çok değerli bir bilim insanı her şeyden önemlisi. Onu da koyduk. Koray Aydın faktörü var. Bahçeli'nin karşısında rakip olma durumuna kadar gelmiş bir yapı var. Çok da ciddi bir çok oy almıştı. Çok ciddi 2012'de. Bir oy almıştı. Evet. Şimdi bu üç isim çok kritik. Ama onun dışında Yusuf Alaçoğlu gibi az önce bahsettik çok önemli bir kurum başında yıllarca temsil etmiş bir isim ve çok önemli bir şehirden, Kayseri'den milletvekili olmuş bir isim. O da benzer durumda haiz. Şimdi bu parti, bugünkü kurduğum cümlenin aynısını kuracağım. Bu parti arkasına rüzgarı aldığı takdirde ki o rüzgardan bahsediyorsunuz zaten. O rüzgar arkanızda olduğunu hissediyorsunuz. Bundan sonraki süreçte o rüzgar bu partiyi bir yere taşıdıktan sonra işte 30 normal takvim isterse 2019'un Mart'ında yapılması öngörülen yerel seçimde önemli kentlerde belediyeler kazandığınızı varsayalım. Bu içerisindeki bu lider profilindeki insanlar acaba der mi? Yani bir lider çatışması, kavgası ya da soru işaretleri belirir mi partinin içerisinde? Benim bu oluşuma dair kafamdaki en büyük soru işaretim. Yani bu olmayacağını zaten hissettirdiler. Hatta çok daha farklı isimler de konuşuluyor. Onlar da bu yapıya gazete, medya camiasından kırmızı mumlu davetiyeler beklemeden bu yapıya destek vereceğim diyen gazeteciler çıktı. Ve devam ediyor, artarak devam ediyor bu ilgi alaka. Koray Aydın Bey asrın felaketini asrın mucizesine döndürmüş bir bayındırlık bakanı. İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en iyi bayındırlık bakanlarından bir tanesi. Şimdi bayındırlık bakanlığı kalmadı ama onun dönemindeki deprem felaketini biliyorsunuz. 4 ay gibi kısa bir sürede kalıcı konutlara biz insanlarımızı yerleştirmiştik. O dönem iktidar ortağıydı partimiz. O zaman Japonlar hatta gelip asrın mucizesini, asrın felaketini asrın mucizesine döndüren bakan olarak kendisiyle mülakat yapmıştım. Şimdi oradan geliyorsunuz. Van depreminden sonra 3 yıl sonra hala çadırda yanarak ölen insanlarımız oldu bizim. Hani o muhteşem AKP 15 yılı var ya, öyle diyorlar hani. O 15 yıllık sürede Van'daki depremde insanlarımız bizim, bırakın 4 ay gibi kısa bir süreyi, 2 sene, 3 sene sonra çadırlarda yanarak öldüler. Şimdi böyle bir değer. Ümit Hoca müthiş bir stratejist. Dış politikada çok ihtiyacımız var. Terör uzmanı. Terörle zaten Türkiye'nin başı 40 yıldır belada. Evet. Ona çok ihtiyacımız var. Biz bir takımın parçalarıyız. Tek başına bir kişiyle bunun yol alabilmesi çok mümkün değil. Evet, liderimizi halk seçti. Lideri halk bize dayattı. Dedi ki Meral Akşener'i genel başkan yapın. Meral Akşener'le daha sonra partide kongre yapılamayacağını görünce Meral Akşener'le bir parti kurun. Biz size oy vereceğiz dediler. Bunu Koray Bey de gördü. Bunu Ümit Bey de gördü. Ve buraya nefis yapmadan, bu zor bir şeydir. Yani insanlar hepimiz nefis taşıyoruz. Böyle önemli isimlerin üzerinde. Çok, hepimiz nefis taşıyoruz. Burada o nefsi ezip, evet Meral Akşener'i halk seçmiştir, biz de onun yanında durmalıyız demek, onların ne kadar kaliteli olduğunu, ne kadar vatan ve millet sevdalısı olduğunu da bir kez daha ortaya çıkartmıştır ve mühür olmuştur. Ben onların hepsine teşekkür ediyorum. Çok önemliydi onların bizim içimize katılmaları, bizimle birlikte yürümeleri. Ben bizimle birlikte diyorum çünkü ben hep Meral Hanım'la birlikte hareket ettim. Daha sonra Koray Bey ve Ümit Beyler bu yeni partiye katıldılar. Çok mutlu olduk. Hakikaten çok gururlandık. Kendilerine olan ilgimiz ve alakamız, hayranlığımız bir kat daha artmış oldu. Türkiye'yi yöneteceksiniz. Bunun yanında Türk dünyasına önderlik edeceksiniz. Türk dünyasına önderlik edecekken bizim bir de bir misyonumuz var. İslam coğrafyasına da
önderlik etmek gibi bir mecburiyetimiz var. Ona da önderlik edeceksiniz ve dünyadaki dengeleri de siz belirleyeceksiniz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki kişi bunların hepsini yapmak mecburiyetinde olan bir karakter. Böyle bir lideri de bulmuşken onun yanında da ekibinin çok sağlam olması lazım. O ekip de çok şükür çok sağlam. Ben milletimizin bu yapıyı sadece Meral Hanım'la değil, Koray Bey geldikten sonra daha da ilgisinin arttığını, Ümit Bey geldikten sonra daha da ilgisinin arttığını görüyorum. Çok da mutlu oluyorum. Biz ülkeyi yöneteceğiz. Biz ülkeyi Türk milletiyle beraber yöneteceğiz. Mutlu azınlığı bir kenara bırakacağız. Mutsuz çoğunlukla ülkeyi yöneteceğiz. Ve liderimiz Meral Akşener'le, onun yanındaki o yetişmiş ismini zikrettiğimiz kadrolarla sorunlara çözüm bulacağız. Eğer ki takım bir kişi çok iyi, diğerleri vasatın altında olursa bu dediklerimizi yapabilme şansımız yok. Bize güvensinler. Türk milleti bize inansın. Zaten inanıyor. Bu inancını kaybetmesin. Çok iyi bir kadro, çok iyi bir programla huzurlarına çıkmaya hazırlanıyoruz. Bize desteklerini ve dualarını bizden esirgemesinler. Başkanım, belki de herkesin kafasındaki o soruyu sorayım. Akşener'i çok yakından tanıyan ve uzun süredir beraber politik üreten insansınız. Evet. Son dönemde özellikle Sayın Akşener, çok özür dilerim, bir oluşum, bir parti kurma hedefini koyduktan sonra ortaya atılan bir iddia var. Sayın Akşener'le ilgili bu sürecin başına da yine çok çirkin, çok mesnetsiz iddialar ortaya atıldı ama başka bir şey daha söylendi. Evet. Belki de enerji veren kendisine odur diye düşünüyorum. FETÖ'nün bu oluşumun, bu partinin, bu yapının arkasında olduğu, desteklediği ve Akşener'in de o destekle yola çıktığına dair bir iddia var. Evet. Akşener'i çok yakinen tanıyan, uzun süredir beraber siyaset yapan Ömer Süslü bu iddiaya nasıl cevap verir? Ya bu çok komik bir iddia. Bu az önce söylediğim mutlu azınlık var Türkiye'de. AKP'ye yaranmak, AKP'ye yamanmak ve AKP'den nemalanmak üzere hayatlarını idame ettiren, oradan geçimlerini sağlayan mutlu bir azınlık var. Ve maalesef bu mutlu azınlık bizim havuz medyası diye adlandırdığımız yapıya çökmüş, çöreklenmiş. Zaten o yapıyı bu anlamda kurmuşlar. Oradan habire sürekli bu iftirayı dillendiriyorlar. Bu aslında bir acziyetin de ortaya konmasıdır. Eğer Meral Akşener, FETÖ artık bir terör örgütüdür. Bundan önce Muhterem Hoca Efendi ne olur gel diyenler bugün FETÖ terör örgütü diyorlar ve hakikaten de bu bizim için de. Geçmişte okyanus ötesiydi, Pensilvanya'ydı. Türkiye, Türk milleti için sıkıntılı, sakıncalı bir yapıydı. Şimdi de evet bu bir terör örgütüdür. Bu terör örgütünün de eğer destekçisi bir hanımefendi ve onun arkadaşları varsa ve 1,5 senedir hala bunu ortaya çıkartıp gereğini yapmamışlarsa bu AKP iktidarının neden gitmesi gerektiğinin de bir vesikasıdır aynı zamanda. Yani sadece çamur at, izi kalsın, iftira et, yukarıdakiler bizi ödüllendirsin anlayışıyla bunu yaptığınız zaman belki bugün bu dünyada bazı menfaatler elde ediyorsunuz ama ahiretinizi yakıyorsunuz. Ben inançlı bir insanım. Onlara buradan tavsiyem şudur. Ahiretlerini dünyalık için yakmasınlar. Varsa belgeleri, bilgileri, Meral Akşener'in çok net ifadesiyle elinde bilgi belge olup da savcılığa götürmeyen, çünkü bu FETÖ terör örgütünün üyesi olmak bir suçtur, terör örgütü üyesi. Hiç şüphesiz. Götürmeyen şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır demiştir. Ama elinde bilgi belge olmadığı halde bu iftirasını devam ettirenler yine korkaktır, haindir, alçaktır demiştir. Bunun üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Meral Akşener hanımefendi, şöyle söyleyebilirim, belki de hatta bu soruya cevap verdiğim için de kızıyordur bana ama kızmasın. İçişleri Bakanlığı yaptı. İçişleri Bakanlığı yapanlar terörle mücadele yasası kapsamında korunuyorlar. Yani Meral Akşener kendi arabasıyla seyahat ederken arkasında polis arabasıyla dolaşıyor. Evinin önünde bir polis noktası, kulübesi var. Bu sadece kendine has değil. Yani bu bütün İçişleri Bakanlığı için böyle. Ve bunun yanında Meral Akşener hanımefendi sabah kaçta kalkmış, akşam kaçta yatmış, hepsi devlette kayıt altında. Devlet İçişleri Bakanlığı korurken aynı zamanda kendisini de koruyor. Çünkü İçişleri Bakanları devletin sırlarına da haiz oluyor. Bunu kiminle görüşüyor, kiminle istişare ediyor, kiminle sohbet ediyor. Bunların hepsini devlet kayıt altına. Hatırlayınız,
Türkiye'de AKP iktidarı döneminde binbir torpille getirdikleri Aselsan'ın genel müdürü bizim silahlarımızın çizimlerini yurt dışına pazarlarken yakalandı. Öyle mi? Bu iktidar döneminde oldu. Yani İçişleri Bakanları bu anlamda da devlet kendisini de koruyor. Her şeyi var. Her türlü bilgisi, belgesi kayıt altında. Bu ekranı kirletmek istemiyorum ama elinde bilgisi, belgesi olup da mahkemeye götürüp savcıya teslim etmeyen şerefsizdir, alçaktır. Elinde bilgisi, belgesi olmadan sırf birilerine yaranmak ve yamanmak adına bu iftiraya atıyorlarsa da yine şerefsiz, yine alçaktırlar. Bu kadar net ifade ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi şunu da konuşalım. Bir polemik yaratmak değil derdim, önce onu söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bahsettiğiniz gibi aslında ülkücü hareketin içerisinden gelmiş bir isimsiniz. Evet. Genç bir politikacısınız ve Samsun siyasetini iyi bilen ve Samsun siyasetinin de sizi iyi bildiğini bildiğimiz bir isimsiniz. Şimdi Sayın Akşener'in Samsun'dan yola çıkacağını açıkladığından sonra yerelde, Samsun yerelinde bir polemik oluştu. Bu polemiğin adresi belli, isim vermeyelim isterseniz. Evet. O ismi zikretmek isterseniz. Siz cevap benim kardeşimdir o. Yani cevap hakkınızı da kullandınız ama bir kez daha bu fırsat bugün var olduğu için konuşalım bu süreci ama. Şu anki Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapısını ve durumunu nasıl görüyorsunuz? Ben açık konuşmayı seviyorum. Bazen bundan dolayı pişmanlıklarım oluyor ama beceremiyorum öbür türlü arkadan dolanmayı. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yaptığım dönemde 2014 yılında ben Devlet Bey'den vazgeçtim. Ondan öncesi çok da sevdiğim, takdir ettiğim bir isimdi ama Cumhurbaşkanlığı adayı olacak mısınız dediğinde diye sorulduğunda biz haddimizi veririz diye bir cevap vermişti. Ben Devlet Bey'i Türk dünyasının lideri olarak anlatırdım ama Devlet Bey kendisini 70 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'nin başına layık görmüyordu. O noktada bende bir artık şimşek mi çaktı dersiniz. Ne derseniz bir aydınlanma oldu. Ama yine de bunun dışında hep şöyle düşünürdüm. Bunu birçok sohbetimde de arkadaşlarımla da paylaştım. Çok önemli noktalarda çok kritik hamleler yapılıyor. Bu yapılan hamlelerden de il başkanları bir şekilde bilmesi gerektiği kadarını biliyor. Onlara anlatılıyor. Onlar da Ankara'ya gittiklerinde onu öğrendiğinde hatta belki de pişmanlık duyarak ya arkadaş biz de genel başkanımıza kızıyoruz ama ya adam da neler yapıyormuş. Bak Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ne güzel işler yapıyormuş deyip iline döndüğünde ilçe başkanlarına da bilmesi gerektiği kadarını aktardığı bir yapıyı düşünüyordum, hayal ediyordum. İl başkanı olduktan sonra bunun böyle olmadığını gördüm. Her gittiğimiz il başkanları toplantısında biz fırça yedik Sayın Genel Başkanımızdan. Azar işittik. Hiçbir zaman onore edilmedik. Hiçbir zaman bize öyle çok ince nüanslarla yaptıkları hamlelerden bahsetmediler. Sadece sandıklarda neden adam yok diye azar işittik. Ya da neden bizim yaptığımız listeleri beğenmiyorsunuz diye fırça yedik. Ondan sonraki hayal kırıklıklarımız daha da büyüdü. Ama ben geldiğimde ilime, ilçe başkanlarıma buradan onlara daha önce de söyleyeyim, hep yalan söyledim. Dedim ki size çok selamlar var. Sizi yapmış olduğunuz mücadelelerden dolayı size çok teşekkür ediyorlar dedim. Onlar da o gazla ilçelerine gittiler kaba tabirle. Şimdi yerimize bir yapı geldi. Yerimize bazı arkadaşlar geldi ve o arkadaşlarımızın da ben muhalif olduklarını biliyorum. O arkadaşlarımız da hayal kırıklıkları yaşadıklarını da tahmin edebiliyorum. Çok mutlu olduklarına inanmıyorum ama ister istemez mutlu azınlık dediğim AKP'nin içerisindeki mutlu azınlığın bir kısmı da MHP'nin içerisinde var. Balgat yönetimi mutlu bir azınlık çünkü her türlü istedikleri işi Ankara'da çeviriyorlar. İhaleler alıyorlar, çocuklarına iş buluyorlar ama onun dışındaki yapılarda, teşkilatlarda, tabanda hiç umurlarında olmayan bir yapı. Bu yapıyı gördüğü zaman ben mutlu olduklarını zannetmiyorum ama hatta pişmanlıklarını ifade edenler de var içimizde ve onların içerisinden istifa edecekler de var bu süreçte. Biz bir açıklama yaptık. 29 Ekim'de Samsun'dan çıkacağız dedik. Bu açıklamamıza tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanıdır. Ona soru sorulduğunda bir cevap vermek mecburiyetindedir ama
Keşke onlar bizim içimizden ayrılan arkadaşlarımız, büyüklerimiz, kardeşlerimiz. Allah yollarını açık etsin. Biz onların çıktığı bu yolu çok doğru görmüyoruz. Ama bu konuda da konuşmak bize düşmez deyip bu işin içerisinden çıksaydı. Samsun'dan sadece Atatürk çıkar demek. Bundan sonra Türkiye'nin başına bir sıkıntı geldiğinde yeni Atatürkleri çıkartamayacağız anlamına gelir. Evet, belki bir Atatürk bir daha gelmez ama o Atatürk'e inanan, o Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını özümsemiş, Bursa Nutkunu iyi okumuş, gençliğe hitabesini iyi okumuş gençler çıkacak. Gerekirse o Samsun'dan tekrar çıkıp Ege'ye kadar, gittikleri son noktaya kadar düşmanı kovalayacak gençler mutlaka çıkacaktır. Değerli kardeşim tarihçidir, o daha iyi bilir. Benden iyi bilir. Ben matematikçiyim, o tarihçi. Türk tarihini benden daha iyi bilir. Türk tarihi her zaman Kürşatlar, her zaman Fatihler, Yavuzlar, her zaman Atatürkler çıkartmıştır. Bundan sonra da çıkartacaklar, hiç kuşkusuz olmaz. Yoksa Türkiye'nin biteceği anlamına gelir. Türk milletinin yok olacağı anlamına gelir. Buna Türk milletinin hiçbir ferdi müsaade etmez. O umudu da diri tutmakta fayda var zannediyorum. Yani. Şimdi aynı noktadan devam edelim. Genç bir siyasetçisiniz ve genç yaşta, yani Türkiye ortalaması genç için değiliz artık. Genç bir siyaset diyelim. Siyasetten genciz, evet. Orta yani Türkiye'deki siyaset ortalamasını vurduğumuzda. Şimdi Türkiye'de gençlerin ve kadınların siyaset yapması noktasında uzun yıllardır anlatılan bir sıkıntı var. Ama bu sıkıntı şahsi kanaatim olarak daha merkeze duran bir insan olarak şunu çok net bir şekilde söylemekte fayda görüyorum. AK Parti'de de, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de, Milliyetçi Hareket Partisi'nde de gençlik kollarından yetişen arkadaşlarımız, gelen arkadaşlarımız bir yere kadar yol alıyorlar. Evet. Biraz şanslılarsa milletvekili olabiliyorlar falan. Ama bir noktadan sonra gençlerin kırıldığı, gardlarının düştüğü bir yer var, bir seviye var. Bu seviyenin üzerine çıkmak noktasında genç bir siyasetçi olarak o arkadaşlara önerileriniz nelerdir ki siz de bu badireleri çok yakinen yaşamış, iliklerinize kadar bu bedelleri ödemiş bir insansınız. Evet. Yani şöyle söyleyebilirim, ben profesyonel siyasetçi değilim. Hı. Ben amatör siyasetçi olarak kendimi tanımlıyorum. Yetiştirmekle yükümlü olduğum iki tane çocuğum var. Bakmakla mükellef olduğum bir ailem var. Ticaretimizi yapıyoruz ve onun yanında da vaktimiz kalırsa bazen ticaretimizden de fedakarlık yaparak siyaset yapmaya ve Türkiye'ye umut olmaya çalışıyoruz. Milletvekilliği bir mükafat hiçbir zaman olmadı benim için. Milletvekilliği açıkçası bir külfet. Nasıl bir külfet? Çok ağır bir yük. Milletin vekili olmak, onların hakkını, hukukunu savunmak böyle her baba yiğidin harcı değil. Kimileri milletvekilliğiyle ödüllendirildiğini zannediyorlar ama milletvekilliği çok ciddi bir yük. Genç kardeşlerim yılmayacaklar. Mücadelelerine devam edecekler ama önlerine de tabağın konulmasını beklemeyecekler. Ben 96 yılından beri Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde siyaset yapıyorum. 20 yıl. Hiç kesintisiz hem de yani. Ara verdiğim dönem yok. Bir dönem 2012'de kongrede kaybetmiştik. Ondan sonra bile gidip bir ilçe teşkilatına dedim ki ben hizmet etmek istiyorum. Orada danışman olarak yine devam ettim. Mücadele edecekler. Kimsenin onlara getirip bir şey vermesini beklemeyecekler. Dürüst olacaklar. İlkeli olacaklar. Ve bunu Allah rızası için yapacaklar. Ben inanıyorum ki Türk milletinin yetiştirdiği çocuklar da, gençler de beşeri menfaatleri için değil, Allah rızası için bu işi yapacaklarını biliyorum. Ve o şekilde yaptığımız takdirde de Türkiye'nin çok 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 daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Eğer bunu bir mükafat olarak görürlerse işte 15 yıllık iktidar nasıl kendisini sıkıntıya soktuğunu görebilirler. Bakıyorsunuz bir bakan çıkıyor. Diyor ki benden önce yolsuzluk yapılmış olabilir ama benden sonra erkekseniz yapın bakalım diyor. İşte toplumumuzun bir kısmının çok sevdiği, bizim de devletimizin başı olduğu için saygı duyduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımız yolsuzluk yapanları kenara koyacağız diye bir tabir kullanıyor ve kendileri ayrılsınlar diyor. Benim bildiğim yolsuzluk yapanlar hukuka sevk edilir ve hesap sorulur ama maalesef Türkiye'de böyle olmuyor. İşte kendilerini de kaba tabir, amiyane tabirle bozdurmuş oluyorlar.
Böyle olmasınlar. Hedefleri Allah rızası olsun. Hedefleri Türk milletinin geleceği olsun. Kendi çocuklarının daha iyi ortamlarda yaşaması olsun. Bundan sonra da çalışsınlar. Çok çalıştıkları zaman inanıyorum ki istedikleri yerlere gelecekler ve o yerlerin de hakkını verecekler. Ben hakikaten çalıştığıma inanıyorum. Yani hiç kimseden bir şey beklemedim. Hep kendim didindim ve kendim uğraştım. Ve Allah da nasip etti. Hakkını da verdiğimi düşünüyorum açıkçası. Son zamanlarda yaşananlar ve insanların bize bakışını gördüğümüzde de Allah onlardan razı olsun. Hakkımızı da teslim ediyorlar. Gençlerin önü bizim partimizde çok açık. Yani hep ayrıldığım parti artık biraz da alışkanlık. 20 yılın vermiş olduğu alışkanlığı bırakmak çok kolay olmuyor. Orada gençlik kollarımız yoktu biliyorsunuz. Ülkü ocaklarımız o boşluğu dolduruyordu. Biz de gençlik kolları olacak. Gençlik kolları kendi içerisinde kongreler yapacak. İlçe kongreleri yapacak. O ilçe kongrelerinden sonra il başkanlarını, o il başkanı da gençlik kolları genel başkanını seçecek. O çalışma içerisinde kendilerini de ister istemez farkında olmanın yetiştiklerini de görecekler. Daha hazır bir şekilde bizden sonraki arkadaşlara biz de onlara güvenerek yerimizi devredeceğiz. Uzun yıllar 4 dönem, 5 dönem, 6 dönem vekillik yapanlar var. Onlar gibi olmayacağız. Bizde 2 dönem şartı olacak diye biliyorum. Belki 3 olabilir ama Meral ablamızın istediği gönlünden geçen 2 dönem. 2 dönem şartı olacak. Biz de 2 dönem yapabilirsek, Allah nasip ederse yapacağız. Ve ondan sonraki arkadaşlarımıza emaneti teslim edeceğiz. Onların da çok çalışmaları ve kendilerini yetiştirmeleri gerekecek. Biraz Samsun'u konuşalım istiyorum. Evet. Dediğiniz gibi uzun yıllardır Samsun'da yaşıyorsunuz. Samsun'da büyüdünüz. Ve yerel politikada da iyi işler yaptığınızı biliyoruz. Genel anlamda Samsun'daki politik yapıyı nasıl görüyorsunuz? Yani sadece iktidar ya da muhalefet noktasında değil, bu şehrin ticaretle de uğraştığınızı söylüyorsunuz zaten. Politika ekonomi dengesi Samsun için ne aşamada ve Samsun'un geleceği 2019 gibi bir hedef var şehrin önünde. Evet. Türkiye'nin hedefinin yanında şehrin de böyle konumdan bir hedefi var. Bu hedef noktasında neler öngörüyorsunuz peki? Şimdi Samsun'u biz daha önce de defaatle konuştuk. Samsun sahipsiz bir şehir. Samsun Türkiye'nin en güzel şehri. Ben Doğu Karadeniz kökenli bir ailenin çocuğuyum. 85 yıl olmuş buraya geleli. Artık Samsun benim aşık olduğum, başka şehirde yaşayamam diye düşündüğüm, ki ben İstanbul'da okudum, İzmir'de 5 sene yaşadım ve benim geri dönmeyi düşünmediğim bir gün yok Samsun'a. Samsun'a gelip de Samsun'u beğenmeyen de yok. Samsun'un havaalanı olsun, limanı olsun, ulaşımı olsun, interland olarak yakın olduğu o Orta Asya, Kafkasya ve Rusya, artık Türkiye'de dünyada pazar diye tabir edilen o pazarlara yakınlığıyla olması gerekenin çok 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 gerisinde olduğunu üzülerek söylüyoruz, görüyoruz. Samsun'un sahipsizliğini nasıl ispatlayabiliriz? En basit örneğe yine kendi eskiden bulunduğumuz yapıdan örnek verelim. Erhan Usta Bey, medikal kümelenme, Samsun'da Medikum diye bir derneğimiz var. Medikal kümelenme var. Medikal cerrahi aletlerle ilgili dünyada ilk üçteyiz. Samsun'un belki de dünyada değil, Türkiye'de ilk üçte olduğu bir sektör yok. Ama medikal kümelenmede dünyada ilk üçteyiz. Bu katma değer üreten de bir sektör. Yani tırlarca mal satmanıza satıp alamadığınız rakamları bir neşter satarak, bir makas satarak, bir pens satarak alabiliyorsunuz. Böyle bir altyapının olduğu bir şehirde ihtisas organize sanayi kurulmasıyla ilgili verdiği teklifi AKP milletvekilleri reddettiler. Bunu reddettiğinde Samsun'un o iç dinamikleri ya siz ne yapıyorsunuz demez. Bunun yanında Erhan Bey'in teşkilatı da kendisini desteklemedi. Bir tane beyanatı yok teşkilatın. Erhan Bey onu söylediğiyle kaldı. Samsun çok ciddi bir organize sanayiden geri kaldı. Samsun'daki organize sanayilerin hali içler acısı. Gidin Samsun'un en büyük organize sanayimize 5-6 tane olduğu söyleniyor. En büyüğüne gidin. Ya yağmurda gidemiyorsunuz organize sanayi. Yolları köstebek yuvası gibi. 5000 10000 metrekare yer isteseniz tahsis edilmiyor. İsmini zikretmeyeceğim. Samsun'un en büyük firması Adana'ya gitti. Yanlış mı hatırlıyorum? Yanlışsa düzeltin. Adana'ya gitti. Şimdi şurada ben ucube diyorum.
Eğer tersi de varsa çıksınlar söylesinler. Şu Cani'yi ve ilk adım Cani'nin ortasından geçen üst geçit. Viyadük. Viyadük. Evet. Devamında yapılan viyadükler. Ya bunların hiçbir anlamı yok. Bunlar tamamen birilerini zengin etmek için yapılan çalışmalar. Diyecekler ki ya hiç mi beğenmiyorsun? Ay, bu beğenilecek bir şey değil. Beğenilecek bir şey olsun. Beğeniriz. Niye beğenmeyelim? Samsun'un yani Batı, Orta Karadeniz'deyiz. Doğu Karadeniz'e geçiş güzergahımız. Tek bir tane geçiş güzergahımız var. O da neresi? İşte ismini zikretmeyelim. Bir AVM'nin olduğu bölge. Ya kapansa Orta Karadeniz'e gidiyor. Doğu Karadeniz'e giremiyor. Doğu Karadeniz'deki Orta Karadeniz'e giremiyor. Şu arkadan bu yolu yapmak, Çakallı bölgesinden girileceği söylenen Batı çevre yolunu evet. yapmak çok mu zordu da? Yani bizim önümüze getirdiniz, böyle bir ucubeyi diktiniz. Oradaki insanların dükkanlarının değerini düşürdünüz. Düşürdünüz yani. Biz şimdi bunu söylemeyelim mi? Konuşmayalım mı? Orada batçık yapamaz mıydınız? Ben bunu söylediğimde batçık olmaz, su basar. Yani niye? Düzgün yaparsanız su basmaz. Yani öbür taraftan işte orduya, Giresun arasına, denizin içine havaalanı yapanlar şurada bir batçık yapamıyorlar mı yani? Ama yapmıyorlar. Bunu AKP'li siyasetçiler bile yanlış olduğunu söylemesine rağmen kimse tutup da ya arkadaşlar ne yapıyorsunuz demedi. Yaptık oldu mantığıyla geldiler, yaptılar ve oldu. Şimdi öbür taraftan ya Samsun, Türkiye'nin en güzel şehri diyorum. Hakikaten de öyle. En özel şehri. Kesinlikle. Havaalanı 3 ay kapanır mı bir şehrin? O gündem yaratıldı. Yine hiç kimseden ses çıkmadı. Samsun hakikaten sahipsiz bir şehir. Samsun'da çok ciddi bir sanayi gelişti. Tavuk üzerine. Tavukçuluk üzerine insanlara çiftlikler açıldı. Hibeler, destekler verildi ama o hibelerin yanında bir o kadar da borçlandırıldı insanlar. Döndünüz, adamı batırdınız. Onu batırmadınız ki sadece. Onunla beraber yüzlerce çiftlik sahibini ve onun içinde çalışan insanları da sıkıntıya soktunuz. Ya biri gelip buna müdahale edebilir, ya ne yapıyorsunuz siz arkadaş diyebilirdi. Demediler. Samsun sahipsiz. Ve biz eğer Allah nasip ederse iktidar olduğumuzda, ki biz buna inanıyoruz, Samsun'un bu sahipsizliğini de ortadan kaldıracağız. Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akıl çerçevesinde. Bunu herkes söylüyor. Bunu herkes söylüyor ama biz yapacağız. Mimarlar Odası'yla ben bu batçıkı konuşmadım ve sosyal medyada yazdım. Yapılamaz mıydı acaba? Acaba yanlış bir şey mi savunuyorum diye. Onlardan briefing aldım. Yapılabileceğini öğrendim. Ondan sonra bu eleştiriyi yapıyorum. Bu insanlarla, teknik insanlarla oturup konuşulabilir. Ben bu şehrin babasıyım, ben ne dersem o olur demenin bir anlamı yok. Ama bu tabii ki en tepeden sirayet ediyor. Türkiye öyle yönetiliyor, Türkiye'de öyle yönetildiği için de Samsun'da bu şekilde yönetiliyor. Ben sizin babanızım, ben ne dersem o olur anlayışı var. Türkiye, Samsun'da aynı siyasi partilerin insanlar farklı farklı gazete köşelerinden birbirlerine saldırıyorlar. Yani bunların içerisinde de bir kaos ve kargaşa ortamı söz konusu. Samsun'da ciddi sıkıntılar var. Biz diyoruz, hizmettir, tamam, kabul edelim. Ama golf sahası yapıyorsunuz. Ya Samsun'un golf sahasına mı ihtiyacı var? Samsun'da insanlar işsiz. Samsun'da bana bir tane ulusal marka söyleyin Samsun'da. Gazetecisiniz, bu kurumun müdürüsünüz, haber müdürüsünüz. Samsun'un bir tane ulusal markasını söyleyin. Yok. Ya bunu yapmak çok mu zor? Samsun'da var, Samsun için al diye bir kampanya yaptılar, biliyorsunuz. Evet. Benim de çok desteklediğim, o zaman da ilk adım ilçe başkan yardımcısıydım. Çok da destekledik. Ya ondan sonra çıktık gittik, belediyelerin bütün tesislerinde farklı şehirlerin suları satılıyor. Ya Samsun'da var, Samsun için al ama Samsun'un suyunu satmıyorsunuz. Samsun'un yoğurdunu servis etmiyorsunuz. Nasıl olacakmış? Samsun sahipsiz. Bu sahipsizliği giderecek olan kadrolar da onların içerisinden yetişmiş. Samsun'un suyunu içmiş, ekmeğini yemiş. Bu genç kardeşleri olacak. Onlardan bu anlamda da destek bekliyoruz. Bakıyorum Samsun sürekli sıkıntıda. %37 artmış Samsun'da kapanan firma sayısı. 2017'nin ilk 5 ayında. Siz protesto olan senetlerin sayısında çok ciddi artış var. Çekte biraz azalma var ama beklenenin çok altında. Çünkü ceza geldi biliyorsunuz. Yasası çıktı. Daha da azalması beklenirken çok az bir eksilme var. Karşılıksız çek patlamış durumda. İthalat ihracat dengesi çok kötü. İlk 5 ayda Samsun 50 milyon dolar dış ülkelere, dış şehirlere para kaçırmış. Evet.
Yani 6 tane organize sanayiniz var. Bir tane organize sanayi olan komşu ilinizden daha geridesiniz. Bu çok mantıklı değil. Şimdi stadyum yapıyorsunuz, yeri yanlış. Tam onu soracağım. İyi bir Samsun Spor taraftarısınız. Yani Samsun Spor'u stadyum yapıyorlar, yeri yanlış. Emniyet Müdürlüğü yapıyorlar, yeri yanlış. Yani nereden tutsak elimizde kalıyor. Şehir içe, deniz kenarına sıkışmış. İçe doğru genişletmeniz lazım. Emniyet Müdürlüğü'nü otogar bölgesine almanız lazım. Stadyumu o bölgelere almanız lazım. Niye? Üç bölgeden de, üçe bölüyorlar ya Samsun'u belki. Hı hı. Hatta dörde iç bölge, doğu, batı ve merkez. Hı hı. Ya herkesin aynı anda toplanıp aynı anda dağılabileceği bir stadyum yapacağınıza getiriyorsunuz. Siz tek bir geçiş güzergahı olan en yoğun güzergahı stadyum yapıyorsunuz. 30 bin insanı teker teker topluyorsunuz ama birden salıyorsunuz. Trafik keşmekeşe dönüyor. Onu rahatlatmak için yaptığınız çözüm değil. O da olmuyor. Hatta çıkıyor diyor ki ya bu 5-10 sene ancak rahatlatır diyor Samsun'un önde geleni. 5-10 senelik politikalarla ülke yönetmeye çalışıyoruz. Rakiplerimiz 100 yıllık politikalar planlıyor. Biz önümüzü görmekten aciziz, plan yapmaktan aciziz. Bu şekilde de giderse çok fazla gitmeyeceğini de milletimiz görüyor. Bu nedenle de bize destek vereceğine daha çok inanıyoruz. Hı. Çünkü her şey ortada. Her şey ortada. Bu gerçeklik içerisinde bize de sahip çıkacağını biz görüyoruz. Bize söylüyorlar. Ben sokaktayım. Ben bakkala gidiyorum, markete gidiyorum, manava gidiyorum, berbere gidiyorum. Halkla içeceğiz. Yani onların kardeşiyiz, arkadaşıyız. Onlar bizden talep ediyorlar. Kurun şu partiyi. Ne zaman kuracaksınız? Şu hanımefendi gelsin, oy vereceğim. Ben hayatta sağ partiye oy vereceğimi bilmezdim. Ülkücülere oy vereceğimi bilmezdim. Ben size oy vereceğim diyoruz. Hatta şunu söylüyor. Partiyi kurun, geleceğim, çalışacağım diyor. Böyle bir ortamı da heba etmeye başta da söyledim. Hakkımız yok. Samsun'un umudu olmak için, o umudu olduk da Samsun'un geleceğini kurtarmak için, Türk milletinin geleceğini, Türkiye'nin geleceğini kurtarmak için iktidar olmak gibi bir mecburiyetimiz var. Bu hedefi önümüze koymak gibi bir mecburiyetimiz var. Bunu da koyduk. Ona da emin adımlarla, hata yapmadan her basamağa basa basa gidiyoruz. Türk milletimizden de bununla ilgili çok güzel dönütler alıyoruz. Ondan da mutlu oluyoruz. İnşallah yani, niyet hayır, akıbet hayır diyoruz yani. Klasik manada kurulan herhangi bir siyasi partinin önce bir muhalefet yapayım derdi, siz de anladığım kadarıyla olmayacak. Biz iktidara talibiz. Biz iktidara talibiz ama şunu da söylemek lazım. Biz ilk önce muhalefete bir çeki düzen vereceğiz. Bir muhalefet sorunu var Türkiye'de. Türkiye'de ciddi bir muhalefet sorunu var. İnandırıcılığını yitirmiş liderlerle maalesef doğruyu bile söyleseniz o halkta o etkiyi yapmıyor. İlk önce muhalefete bir çeki düzen vereceğiz. Muhalefete çeki düzen verdiğimizde, iktidar alternatifi olduğumuzda iktidar da kendisine bir çeki düzen verecek. İnanıyorum ki milletimiz biz partiyi kurduğumuzda bunun kendilerine yansımasını hissedecekler. Ben 3 ay önce bu partiyi kurabilseydik memura %4 zam verebileceğine inanmıyorum AKP'nin. Taşeron işçilere kadronu çözemiyoruz, formül bulamıyoruz dedi Maliye Bakanı. O formülü mutlaka bulurlardı. 7 Haziran seçimlerinden önce muhalefet partileri ilk defa projelerini sundu millete. Ondan sonra gördük AKP tek başına iktidarını kaybetti. O zaman 1400 lira, 1500 lira asgari ücreti vereceğiz dedi. Nereden bulacaksınız diyenler 7 Haziran'da iktidarlarını kaybedince asgari ücreti 1300 lira yapma sözü vermeye başladılar. Yatlara verdikleri mazotu çiftçiye de verme sözünü vermeye başladılar. Eğer alternatifiniz olursanız iktidara, iktidar kendine bir çeki düzen verecektir. Ayakları yere basacaktır. Hakikaten ciddi bir kibir, ukalalık, kendini bilmezlik AKP'yi sarmış durumda. O sıkıntıdan da onları kurtaracağımızı düşünüyorum yani, açık söyleyeyim. Kendilerine bir gelirler, bir çeki düzen verirler. Çünkü alternatifsizler. Ne yaparsak yapalım bu millet bize oy veriyor diyor insanlar. Bakın çok enteresan şeyler. Belki basit konular konuşuyoruz ama AKP'li bir belediyede AKP'li bir belediye başkan yardımcının koruması, AKP'li bir müdürü sen benim arkadaşıma nasıl ceza kesersin diye dövebiliyor. Bu arsızlıktır.
ben ne yaparsam yapayım bu millet bana oy veriyor rahatlığıdır. Sayın Tayyip Erdoğan'ın o yakın sürede çok ısrarla bahsettiği bir nokta var. Yani amiyane tabiriyle kulak çekmeye başladı teşkilata. Bir metal yorgunluktan bahsetti. Evet. Kenara çekilin dedi. Hatta istifalar istendi. Önemli şehirlerdeki önemli il başkanlarının, ilçe başkanlarının. Biraz o yorgunluğun etkisi mi bunlar? Ya ona slogan var ya, biz cevap vereyim. Bu metal yorgunluğu değil, meral korkusu. Ciddi anlamda Meral Akşener'in ayak seslerini ve onun arkadaşlarının ayak seslerini duyan iktidar, o gücünü, iktidarını kaybetme korkusuyla çözüm arayışı içerisinde. Bu çözümü de ilk etapta diyorum ya, en başta da söyledim. Hep bir suçlu, bir kabahatli var AKP'de. Şimdi de suçu, kabahati teşkilatlarına atmakta. Teşkilatlar yenilendiği zaman zannediyorlar ki kendileri de yenilenmiş olacaklar. Öyle değil. Metal yorgunluğu varsa en baştan en ayağa kadar var. Ve onların da artık bir dinlenme, bir istirahat etme vakitleri geldi diye düşünüyoruz. Sayın Süstü, kapatacağız ama son sözü yine size vereceğim. Yeni oluşum, yeni süreç, uzun uzun konuştuk ama eklemek istediğiniz neler var? Ben milletimizin bize güvenmesini, güveniyorlar, bu güvenlerinin devam etmesini kendilerinden hasreten rica ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinden ayrıldık artık. Hı hı. O bizim baba ocağımızdı. Atıldık, kovulduk, ne denirse denebilir. Biz yeni bir yol açıyoruz. Bu yolda vatanını, milletini seven, tekrarlıyorum, Türk bayrağının altında yaşamaktan gurur duyan, çünkü Türk bayrağının ismi değişsin diyen gazetecilerle biz karşılaştık. Türk bayrağından gurur duyan, ne mutlu Türk'üm diyene diyebilen, Atatürk'ü seven, onun ilke ve inkılaplarını özümsemiş, anayasanın ilk 3 maddesiyle, Ankara'nın başkent olmasıyla, dili Türkçeyle, laiklik ilkemizle problemi olmayan herkesle bu yolculukta birlikte hareket etmek istiyoruz. Birlikte yürümek istiyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, konuşmamda da söylediğim gibi daha önce, farklılıklarımızı değil, ortak benzerliklerimizi öne çıkartarak, Meral ablamızın da ifadesiyle Alevi veya Sünni değil, Alevi ve Sünni diyebileceğimiz, Türk veya Kürt değil, Türk ve Kürt diyebileceğimiz, işte herkesin aslında kardeş olduğu, herkesin birbiriyle sımsıkı sarıldığı bir Türkiye yeniden inşa edebilmenin mümkün olduğunu söylüyoruz ve bu inşayı tek başımıza yapamayacağımızı da biliyor. Türk milletinin duasına talip oluyoruz, desteğine talip oluyoruz. Bizden desteklerini, dualarını esirgemesinler. Biz onları utandırmamak için elimizden ne geliyorsa en fazlasını yapmaya yeminliyiz. Tekrar söylüyorum, niyetimiz hayır, akıbetimiz de inşallah hayırlı olur. Bizi dinleme zahmetinde bulunan tüm hemşehrilerimize ve Türkiye'deki soydaşlarımıza, milletimize tekrar teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum ve hepsine hayırlı akşamlar diliyorum. Bize güvensinler, bize inansınlar. Çok güzel, çok lekesiz, tertemiz, pırıl pırıl bir kadroyla, genç bir kadroyla, onların çocukları, onların torunları, onların evlatları, onların arkadaşları, kardeşleri olarak ülkeyi yönetmeye talip oluyoruz. Bize baktıklarında kendilerini göreceklerine ben eminim, ona inanıyorum. Herkese şükranlarımı sunuyorum. Sağ çok teşekkür ederiz Sayın Süstü. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Eski İl Başkanı Sayın Ömer Süstü'yü ağırladık. Sayın Süstü ile Türk siyasetini masaya yatırdık, biraz Samsun'u konuştuk ama en önemlisi ve aslında ana konumuz olan Sayın Meral Akşener'in liderliğini yaptığı yeni partiyi, yeni oluşumu konuştuk. Hem Samsun'a yandan biraz bahsettik. Samsun'dan yola çıkacak bir oluşum, bir hareket ve bu hareketin bundan sonraki Türk siyasetine katacakları hep beraber masaya yatırdık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.